Geçen yıl Mayıs 2011 yılında hizmete verilmeye başlandı Erdek bünyesinde. Başkanımız da yardımcı alıyor, sağ olsun destek veriyor. Gülfer Özgür, Merve Karlı. Şimdi biz tamamen yatağa bağımlı olan, yani kendi ihtiyacını karşılayamayan hastalara hizmet veriyoruz. Bütün tıbbi destek, psikolojik destek, rehabilite hizmetleri, ilaç tedavisi, ilaç raporu, tekerlekli iskemle raporu, yara bakımı, pansuman hizmetleri, o konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bize başvuran kişiler direkt de başvurabiliyor. Erdek Devlet Hastanesi'ne gelip evde bakım birimine bu şekilde de başvurabiliyor. Ya da 444-38-33 numaralı telefonla da direkt o şekilde de Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde de başvurabiliyor. Bu şekilde Erdek halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağlık raporu gerekli mi bunun için? Sağlık raporu gerekli değil. Biz şimdi eve hizmet vermeye gittiğimizde başvuranlarda kendimiz zaten hasta söylüyor. Tabii tespit ediyor. Diyor ki ilaç raporu ihtiyacım var, kalkamıyor. Biz o konuda hastaya kendimiz götürüyoruz hastaneye veya da hastayı götürmeden kendimiz onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hizmeti o şekilde raporunu veriyoruz. Hastalar herhangi bir ücret ödemiyorlar. Kesinlikle sosyal güvencelerin olması gerekiyor mu? Sosyal güvencesi zaten herkesin şu anda Sabri Bey'in dediği gibi de yeşil kartı, ne bileyim SGK mutlaka güvencesi herkesin var. O konuda bir sıkıntı yaşanmıyor. Ne bileyim ilaç raporu olsun, diğer raporlarda hasta bezi raporlarında, ne bileyim tekerlekli iskemle raporlarında kesinlikle bir sıkıntı yaşanmıyor. Herkese bu konuda hizmet verilmeye çalışılıyor. Telefon numarası Türkiye genelinde 38-33 evde bakım hizmetleri, Balıkesir ili 10 plaka koduyu tıkladığımız zaman direkt Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü çıkıyor. Onlar bize hizmet veriyor. Yani zaten sadece engelli vatandaşlar için değil, tüm vatandaşlarımız için bu uygulama yapılıyor arkadaşlar. Evet, yani. Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız için bu hizmet uzun zamandan beri. Başkanımız da bu konuda çok destek veriyor bize. Sağ olun. Bir ekip olarak çalışıyoruz ve bunu da Erdek'te iyi bir şekilde meyvesini alıyoruz. İnşallah sizler de yeni hastanemize taşındığınız zaman daha iyi bir hizmet vermeye çalışacağız. Tekrardan halkımıza. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bu konuda istediğim özellikle rampa istediğiniz yerler varsa onları lütfen bugün buradaki arkadaşlarımıza yazdırın. Yani deyin ki filanca sokakta şu mahallede rampamız eksik veya şurada rampamız eksik derseniz onları tamamlayalım. İki, mükemmel işleyen bir beyaz masanız var. Bütün vatandaşlarımızın sıkıntıları gibi sizlerin de sıkıntılarınızı beyaz masamıza telefon açarsanız orada kayda alınıyor ve göreceksiniz ki bir ay içerisinde zaten ben kendim geri dönüp onun kontrolünü de yapıyorum. Onun için rampa ve benzeri bütün konularda kendinizle ilgili veya mahallenizle ilgili ışığı olur, çöpü olur, hizmetle ilgili ne konu varsa beyaz masamıza bildirebilirsiniz. Bizim sizin evlerinize eve bakım hizmeti veriliyor biliyorsunuz çağırdığınız zaman. İkincisi sosyal yardımlaşmadan Sabri kardeşimiz burada sizlerin dertleri, problemleriyle yakından ilgileniyor. Ben hep hastanedeki arkadaşlarımıza, hem sosyal yardımlaşmamıza, hem kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çok iyi işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bizim şu anda gerçekleştiremediğimiz, benim en büyük hayalim olan bir engelli aracı. Onu konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz değil mi? Geçen senede evlerden alınıp hastaneye veya bir takım yerlere götürmek için. Bu konu için ben sizlerden biraz süre istiyorum. Çünkü şeyimiz yok. Çalışan itfaiye aracımız yok. 3 tane aracımızın ikisi sürekli arızalı. Sulama aracımız yok. Ulaşım aracımız yok. Paramız zaten yok biliyorsunuz. İmkansızlıklarla hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunları sırayla tamamlamaya çalışıyoruz. Onun için benim hayalim, benim isteğimdir. İnşallah 1-2 yıl içerisinde bu
engelli aracımızı Erdek'imize kazandırmış oluruz. Ben de hiç olmazsa sizler gibi çok huzur dolu olmuş olurum. Şimdi sizlerden isteğinizi, isteklerinizi bir not almak istiyorum. El kaldırmak suretiyle birer birer bir soru cevap şeklinde video. Merdivenin yanında asansöre çıkıncaya kadar projeler yapılırken... Annem izin verirse hemen seni oraya yazdırırız. Hiç merak etme, tamam mı? Peki burada çok güzel bir de rampalarımız var. Rampaların önüne araçlar park ediyor. Araçlar park edince de sizler oraları kullanamıyorsunuz. O zaman biz şöyle yapalım. Oralara, rampaların oralara birer baba koymak kaydıyla araçların park etmelerini engelleyelim. Ama bu bir sosyal sorumluluktur. Aslında bu arkadaşların nasıl engelli otoparkına park etmemeleri gerektiği gibi oralara da park etmemeleri lazım. Vatandaşlarımızın biraz daha bilinçli olması lazım.